Merhaba Web Tekno takipçileri. Selamlar. Almanya'da IFA fuarındayız. Hemen arkamızda Project Morpheus'un yani Sony'nin ürettiği sanal gerçeklik gözlüğünün standı var. Şimdi sizler için hep birlikte bunu deneyeceğiz Aydoğan'la beraber ve sizlere sonra deneyimlerimizi aktaracağız. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi Project Morpheus oldukça merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Yukarıda bir gemi var. Güneşin de sarıldığını görebiliyorum. Yolları biliyoruz. Hadi bakalım. Ya. Haydi bakalım. Buradan bir şey çıkarsam ben şu an tırsarım çünkü gördüğüm en gerçekçi görüntü diyebilirim yani. Oldukça süper. Adam nasıl, hemen yorumlarını söyle. Vallahi çok güzeldi, hatta bir an köpek balığını görünce bekliyordum ama fena tırsım. Ama şimdiye kadar denediğim en mükemmel şeydi ya. Gerçekten hani. Gerçekten çok harika. Korku oyunu oynanabileceğini düşünemiyorum. Ama korku oyunu oynayabilecek bir baba yiğit varsa kendisine gidip tebrik ediyorum. Tekrar kararda oldum. Şimdi bambaşka bir yere gidiyoruz herhalde. Deniz anaları var. Aydoğan. Evet. Köpek balığı nerede geliyor? Bilmem. Oğlum söyle, vallahi düşerim ha. Aa, bak burada vicdansızlar. Gel gel. Gel vicdansız, gel. Evet. Nasıldı? Çok değişik. Şu an? Abi hayatımda tecrübe ettiğim en enteresan şeylerden birisiydi. Kesinlikle Project Morpheus olmuş diyorum abi, süper. Piyasaya çıktı mı direkt almak gerekiyor. Direkt. Ama bununla korku oyunu oynayacak baba yiğit ben tanımıyorum yani. Ben? Köpek balığından korktum ama yine de oynamak isterim yani. Böyle bir deneyim bir daha bulunmaz. Evet arkadaşlar, şu an Project Morpheus'tan çıktık, deneyimimizi yaşadık. Yani şöyle söyleyeyim, çok sanal gerçeklik gözlüğü taktım demek istemiyorum. Taktım 2-3 tane. Birisi Oculus Rift, diğeri Cardboard, Cardboard'u saymıyorum. Bir de Samsung Gear VR'ı deneyebildik. Bunların içinde en üst noktaya taşıyabilen sanal gerçeklik olayını kesinlikle Sony olmuş arkadaşlar. Aydoğan, yorumların neler? Sony yine o markasının şeyini coşturmuş diyebiliriz. Yani gösteriyor tekrar bize. Dediğim gibi GRVR ve Oculus Rift'i deneme şansımız olmuştu Gamescom'da. Yani Gamescom'daki o Oculus Rift deneyimim çok çok hoşuma gitmişti ama hani o ufak tefek blurlar hani olabilir diyorduk daha gelişme aşamasında. Ancak burada o beklediğim blur falan hiçbir şey yok. Oldukça net, oldukça gerçekçi ve sizin hareketlerinizi birebir anlayabilen ve birebir oyunu aktarabilen bir sistem. Çünkü Project Morpheus'un farklı olarak sanal gerçeklik gözlüğünden
OLED ekranları var ve Full HD'de 120 FPS'de çalışıyorlar. 120 FPS demek çok akıcı bir oyun ve sizin o hızlı kafa çevirmelerinizi de çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Ve araya blur, yani o kötü bir görüntü sizin midenize bulandırabilecek ya da o sırada başınızı döndürebilecek hiçbir görüntüye izin vermiyor demek. Yılların tecrübesi, hani adamlar oyun olayını zaten tabii artık bitirdiler, bu konuyu tartışmıyoruz. Ellerinde zaten hazır efsane bir PlayStation 4 var. Buna odaklayacakları bir şey. Sonuçta 1000 tane bilgisayar falan olmayacak yani ayarlamaları gereken. Sadece sebeple bağlayacaklar PlayStation 4'lerine ve oynayacak insanlar bunu. Aynen. Tek sadece platform, bunun editlemesi tek şey var. Aynen abi. Gayet ama süper inanılmaz. Hele hele senin de çıkar çıkmaz sorduğum bir şey vardı. Korku oyunları. Korku oyunları, evet. Bunda korku oyunu oynayabilecek. Gerçi Oculus Swift için de aynı şeyi hemen hemen söyleyebiliriz de yine de benim gözümde Project Morpheus şu an bir tık önde. Bir tabii numara. Çıkıp iki üründe elimize gelirse eğer, o zaman daha net, daha detaylı inceleyebiliriz arkadaşlar. Aynen. Kesinlikle alın derim yani. Hani ne kadar olur, biraz PlayStation pahalı. PlayStation 4'e olan arkadaşlarım kesinlikle bu aleti bir şekilde edinmeleri lazım çıktığı zaman. PlayStation 4 almak için para biriktirenimiz ya da almayı planlayanımız varsa da yanına biraz daha eklesin. Aynen, kesinlikle. Tabii fiyat olarak nasıl bir fiyat aralığında olacak? Şu an için onun hakkında bir bilgim yok. Zaten açıklamam da bildiğim kadarıyla herhangi bir bilgi yok. Ama yine de siz para biriktirmeye ince ince başlayın diyelim. Yüreği olanlar da korku oyunlarını şimdiden rezlesin arkadaşlar. Bu arada sanal gerçeklik gözlükleriyle ilgili yorumlarınızı arkadaşlar videonun hemen altına yorum olarak atmayı unutmayın diyelim. Bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birilerini rahatsız ettim. Kaçalım.